Evet, tekrar merhaba arkadaşlar. Şimdiki dersimizde SolidWorks 2020 programında kabaca neler yapabiliyoruz? Program becerisi nelerdir? Onlardan bahsetmeye çalışacağım. Bunun için de öncelikle bir daha önceden program içerisinde çizilmiş parça açacağım. Bunun için Open diyorum. Ve sizler için oluşturduğum bir tekerlek parçası mevcuttu. Bunu açıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi bir top arabası tekerleği bu. Montaja gidecek bir parça. Şu anda faremin tekerleğini, daha doğrusu sukrulu içeriye ve dışarıya doğru yaparak zoom işlemini gerçekleştirmiş oluyorum. Boşluk tuşuna basarak önden görünüş, üstten görünüş, sağdan, ters istikametten, alttan görünüş gibi işlemlere geçebiliyorum. Ya da şuradaki Heads Up seçeneği kısmını kullanıyorum. Şimdi bu parçanın unsur ağacı üzerindeki bilgilerine bakalım. Birincisi Solid Bodies 1 yazıyor gördüğünüz gibi. Toplamda bu ekranımızda bir tane body, yani bir tane parça, yekpare, tek parça meydana geldiğini ifade ediyor. Şimdi ben bu kısma bir tane parça çizersem, amacım sadece buradaki body'yi göstermek. Bakın iki tane body'miz var artık. İkinci çizdiğim body'yi gizliyorum. Ya da gizlemek istemiyorsak tamamen geriye alarak, yani diğer bir ifadeyle unlu yaparak body'yi yine ortadan kaldırabilirim. Şimdi bu body'nin alt tarafında nikel diye bir malzeme atanmış program tarafından. Üzerine sağ tuş yapıyorum. Bakın burada copper, bakır, pirinç, plain carbon steel, alüminyum seçenekleri ya da daha detaylısına ihtiyacımız varsa burada konfigüre materyal diyorum. Materyal üzerinde buradan düzenleme yapabilme şansına sahibim. Mesela nikeli seçtim tekrar. Apply, OK dedim. Tekrar sağ tuş yapıp konfigüre değil de edit materyal yaparsak, buradan Appearance kısmını seçtiğimizde şurada da bakın malzeme türleri var. Mesela çelik grubu, alüminyum grubu, alüminyum alaşımları, bakır alaşımları, ahşap gibi seçenekler mevcut. İlk etapta ahşap biraz göz alıcı olabiliyor. O yüzden bir ahşap malzeme seçelim. Apply ve Close diyorum. Bakın tekerleğimiz bu hale geldi. Bunun üzerine parçayı seçip üzerine sağ tuş yapıp buradan Appearance seçeneğini seçip oradan da Body'yi seçerek ben buna kırmızı renk, sarı renk, mavi renk, programın müsaade ettiği neyse artık bize bir renk seçerek değişiklik yapıyorum. Peki bu parça nasıl çizilmiş? Unsur ağacının en altındaki çizgiye geliyorum. Bakın bir el işareti çıkıyor. Faremin sol tuşuna basarak bunu yukarıya doğru çekiyorum. Bu parçanın kalınlığı ne kadar çizilmiş? Boss Extrude 1'in üzerine sağ tuş yapıp Edit Feature diyorum. 8 milimetre çizilmiş. Hadi değiştirelim. 9 yapalım. Büyüdü bakın. Onayladım. Acaba bu dairenin tekerleği çizilirken nasıl düşünülmüş? Sağ tuş, bakın biraz önce Edit Feature yapmıştık. Şimdi Edit Sketch 60 mm çizilmiş. Hadi biz bunu 62 yapalım. Şuradan geri dön işaretiyle artık 62'ye 9 ölçülerinde bir hale getirdik. Bir alta getirdim, delik delinmiş. Sonra bir alta daha geldim.
Bakalım. Bakın altında sketch var. Sağ tuş edit sketch yaptığımızda bunları burada görebiliyoruz. Düzenleme yapacağım. Radyüsleri 5 mm'ye indirdim. Tabii yaptığınız düzenlemeler arkadaşlar biraz bilgi dahilinde olmalı. Yani yaptığınız düzenleme parçayı bozmayacak şekilde olmalı. Aksi takdirde burada size uyarı verir. Hem sol taraftan hem sağ taraftan bir kesme işlemi yapılmış. Sonra bir tane kanal çizilmiş buraya. Ve bu kanal çoğaltılmış. Gördüğünüz gibi internetten indirdiğiniz SolidWorks parçalarını tek tek inceleyebilme, onlar üzerinde düzenleme yapabilme ya da benzeri parçaları sizin de çizebilme şansınızı program size çok kolay bir şekilde sunmaktadır. Sonraki videolarda artık kendimiz parça çizmeye ve çizdiğimiz bu parçaların ağırlık bilgilerine bakmaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın.